Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Tam da dışarıda konvoy varken böyle videoya giriş yapmamızda tabii ayrı bir talihsizlik oldu. Fakat şimdi Shiba'da NFT'ler üzerine konuşacağız. Bu hem yeni başlayan hizmet aynı zamanda da genel olarak NFT meselesinden bahsedeceğiz. NFT'ler Shiba ile alakalı biliyorsunuz ki çok fazla yatırımcının dilinde olan bir şey. Çünkü bundan önceki boğa sezonunda, daha doğrusu Shiba'nın ilk boğa sezonu oldu. Zira zaten 2021'de özellikle verdi hareketi ve bugünkü majör halini oluşturan noktaya kadar geldi. An itibariyle de son ayısıyla birlikte buna devam ediyor diyebiliriz. Bu sezonda NFT'ler çok büyük bir iş yaptı. Hem kurdukları ortaklıklar NFT'ler üzerinden, aynı zamanda tabii bunların satışıyla birlikte ki beraberinde oluşturdukları FOMO'yla çok büyük yükselişlere hizmet etmişlerdi. Buna benzer hazırlıkları hala yapıyorlar bu arada. Çünkü bir önceki sezondan daha fazla NFT'leri olduğunu biliyoruz. Bunları Metaverse'le de destekliyorlar. İkisinin birbirinden kapital anlamda, anlık etki anlamda bir farkı yok. Bildiğiniz üzere tahmin edersiniz. Arazi satışlarıyla falan destekleyecekler. Tabii biz burada spekülasyon bakımından değerlendiriyoruz. Her ikisi de hem NFT'lerde gelişmeleri hem de Metaverse'te işin arka planında piyasanın en büyük, daha doğrusu Sandbox'tan sonra en büyük görsel ekibe, en sağlam görsel ekibe sahipler. O yüzden aynı anda işin inovasyonu konusunda da çok ileriler. Bakın çok ileriler diyebilirim. Biz burada işin kapital kısmından, fiyat kısmından bahsediyoruz diye bunların da tabii ki atlanmaması gerekiyor. Bunların da bilinmesi gerekiyor. NFT meselesi Shiba geçen sezon NFT'lerini Solana ekosistemi üzerinde tuttu. Bu da tabii enteresan hani gelir biraz. Adamlar Ethereum token'ı falan tuttular. Kendi NFT'lerini Solana üzerinde yayımladılar. Çok büyük bir ihtimalle hani bunu bu yüzden yaptık demediler. Fakat sezon içerisinde tabii hem böyle bir tasarruf içerisinde bulunmaları gerekiyordu ki önlerinde biliyorsunuz manuel yakım vardı. Yine geliştirmeleri gereken bir Shibarium vardı. Bla bla bir sürü gider derken adamlar Solana üzerinde tuttu ki İsteyse ücretlerden tasarruf edebilsinler. Her zaman söylüyorum ya zaten Solana'nın cazibesi bu. Güvenilir, güvenli, böyle sağlam, sıkı bir ağ olmamasına rağmen ki o Ethereum'dur bildiğiniz üzere. Kullanılmasındaki ana sebep ve kullanıcı motivasyonu zaten bunun çok ucuz olması. Bu sebepten kaynaklı kendi tokenları olan yani Shiba Inu'nun bile bakınız ki bugün burayı seçtiğini görebiliyoruz. Yakında bu topluluk kendi NFT'lerini şey yapacaklar. Shibarium'a taşıyacaklar. Hani Shibarium çıktıktan sonra zaten çıkarmalarının ana sebepleri de budur. Daha hem güvenli bir ağ mekanizması olsun ama aynı anda da şey olsun. Ucuz ve ölçeklenebilir. Düşük maliyetli olsun. Adamlar zaten bunun için çıkarıyor ki Shibarium çıktıktan sonra ne yapacaklar? Düzgün bir işleyiş yakalanmasının ardından zaten adamlar ekip yani projeyi bırakacak. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bu şekilde bir durum kovalıyorlar. Bu şekilde bir durum izliyorlar ve istiyorlar. NFT'lerini Shibarium'a kaydıracaklar ve burası üzerinden satışlarını gerçekleştirecekler. Tamam mı? Ya durum bu. Şimdi şöyle bir bakalım. Shiba'dan yeni NFT hizmeti baş geliştirici resmen tanıttı. Şöyle geçelim bir. Popüler meme token Shiba Inu, düşünsenize şey oluyormuş. Adamlar Shiba Inu'yu getiriyor ama hala NFT'leri Solana'da tutuyorlar falan. Popüler meme token Shiba Inu baş geliştiricisi Shitoshi Kusama ekosisteme ait yeni NFT hizmetini tanıttı. Güzel. Shiba Inu baş geliştiricisi Shitoshi Kusama tarafından yakın tarihte paylaşılan bir blok gönderisinde. Shiba Inu ekosisteminin Katman 2 blockchain projesi Shiba Inu'nun bir parçası olarak kullanılacak. Yeni hizmet hakkında önemli gelişmelere yer verdi. Zaten sadece bunlar değil. Adamlar var olan projelerinin hemen hemen tamamını falan şeye taşıyorlar. Tahmin edersiniz ki Shibarium'a taşıyacaklar.
Kusama'nın ele aldığı Shibarium demişken Shibarium şu anda tamam. Hani bu şey gibi tamam değil. Ben önceden diyordum ya aylar öncesinde bile ya zaten Shibarium hazır ama bilerek getirmiyorlar falan yok. O şekilde o anlamda söylemiyorum bunu. Kusama'nın duyurusuna göre Shibarium son halini aldı ve tamamlandı. İstedikleri zaman çıkarabilirler. Kusama'nın ele aldığı başlıklar arasında Shiba Coins NFT hizmetini ve World Paper adındaki kapsamlı ekosistem kılavuzu yer aldı diyor. Bu World Paper muhabbetini biliyorsunuz. Neyse zaten aşağıda varmış. Şimdi konuşmayalım da. NFT'ler gerçek dünyada hayat buluyor. Shiba Coins. Duyurulan yeni hizmet Shiba Coins fiziksel nesnelerin dijital olarak doğrulanmasını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefliyor. NFT çipleri kullanarak fiziksel ürünlerin gerçekliğini doğrulamak ve bu ürünlerin sahiplerini belgelemek mümkün olacak. Adam diyor ki bu tişörtün senin olduğuna dair biz blockchain mekanizmasıyla bunu gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kendi ürünlerinin de patentini alabilmek dahilinde bu yardımcı olacak ve gerekli mekanizmayı kuracak. Bu adım NFT'lerin sunduğu doğrulanabilir sahiplik ve kıtlık durumunu fiziksel nesnelere genişleterek çözüm getirecek. Evet. Shiba Coins ekibi Champion April üzerinde Shiba Inu ürünleri oluşturacak. Bu ürünler Shiba Coins'un NFT çipleri ve diyor authentication tags ile doğrulanacak. Evet. Ayrıca bir hoodie tasarım yarışması da düzenleniyor. Topluluktan alınan tasarımlar Shiba Coins ekibi tarafından değerlendirilecek ve oylamaya sunulacak. Kazanan tasarımlar diyor Champion April üzerindeki Shiba Inu ürünlerine basılacak. Güzel. Bu iki girişim Shiba Inu ekosisteminin genişlemesine ve kripto para birimlerinin fiziksel dünyayla entegrasyonuna yardımcı olmayı hedefliyor. Detaylı Shiba kılavuzu World Paper. Bu World Paper dedikleri tabii hem projenin ilerisine yani Shiba'nın gelebileceği Shiba Inu'da beklenen son noktaya ilişkin hem kısa bir veda olacaktır. Tamam mı? Hani kısa bir veda olacaktır. Bir ön veda. Hani adamlar diyor ki bak kardeşim bu World Paper'da biz diyor şunu 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 yapacağız ve bunlarda şu 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 başarıyı elde ettikten sonra hadi güle güle ya biz gideceğiz diyor, tamam mı? Ve büyük ihtimalle yakında Kusama ayrılacak gibi gözükmekte. Şu an için öyle duruyor. Ekip kalacak ama hiç değilse önceden Kusama ayrılacak muhtemelen. Daha merkeziyetsiz olmaya yönelik hareket ediyorlar. Ya durum bu. O yüzden önemlidir. Ekibin ayrılacak olması da önemli bir meseledir. Tabii ki bütün bunları zamanla üzerine konuşacağız, değil mi? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.